Öğretmenlerin mesleki geleceklerini belirsizleştiren geri hizmet uygulaması yeni hazırlanan öğretmenlik mesleği kanunuyla tarihe karıştı. Tasarının ilk halinde yer alan yetersiz görülen öğretmenlerin farklı bir kadroya geçirilmesi maddesi öğretmenlik mesleği kanunu tasarısından çıkarıldı. Yeni kanun taslağında yer alan ve öğretmenlerin yetersiz görülmesi halinde meslekten alınıp Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memur olarak atanmasını öngören madde kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Eğer bu taslak yasalaşmasaydı, mesleki yeterliliği sorgulanan öğretmenler doğrudan farklı görevlere kaydırılacaktı. Eğitim sendikaları ve muhalefetin yoğun eleştirileri üzerine öğretmenlik mesleği kanununun 34. maddesi geri çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bu durumu öğretmenler üzerindeki baskının azaltılması adına önemli bir adım olarak nitelendirdi.